Gücüyle ilgili Konuşuldu. bana da çok soru geldi. Yani... Özellikle Ankara güç taraftarlar çok yazıyor. Özledik hocam diyorlar. Öyle bir teveccüh var size karşı hocam. Yani bunu zaten siz oradayken de hissettiniz. Ama biz de zaten biliyorduk ama şimdi de sosyal medya üzerinden Ankara güç taraftarlar çokça mesaj atıyor. Çok güzel taraftarlar. Size taraftar selamlar Ankara, Ankara, hocam. Hocam. Ankara güç taraftarlarına <laughs> gerçekten e, göreve başladığım günden ayrıldığım güne kadar ki bir buçuk yıllık birlikteliğimiz oldu. Ee, yani bu birliktelik, bu bir buçuk yıllık yolculukta e, bana ve oyuncularıma göstermiş oldukları yakınlıktan dolayı, desteklerinden dolayı onlara bir kez daha herkesin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, bana olan saygıları, sevgileri, ee, inanılmaz e, desteklerinden dolayı, göstermiş oldukları tevcidden dolayı kendilerine ben de sonsuz teşekkür ediyorum. Onları hiçbir zaman unutmayacağım. Hocam cevaplamak isterseniz cevaplayın ama bir özel bir soru sormak istiyorum. Ankara Gücü Başkanı'yla Sayın Mehmet Yiğiner'le böyle medya üzerinden e, bazı böyle atışmalar oldu. E, herkes de rahatsız etti esasında bu atışmalar. Şu para mevzuları falan. Bunlarla ilgili böyle bir şey söylemek ister misiniz? Yani herkes şunu çok merak ediyor. İsmail Kartal Ankara gücünden niye ayrıldı? Ya şimdi ben bunları bu şekilde burada konuşmak istemiyorum. Ben orada şampiyonluk yaşadım. Çok zorluklarla, çok böyle imkansızlıklar içerisinde futbolcularımla biz, yöneticilerimiz, özellikle en zor günlerimizde yanımızda olan bizi yalnız bırakmayan, bize inanan muhteşem Ankara Bütün taraftarlığı ile birlikte biz şampiyon olduk. Belki de bu şampiyonluğu kimse bizden beklemiyordu. Playoff'a girersek çok iyi diyorlardı. Ama geçen sezon devre arası transfer yasağımız olmasına rağmen elimize bazı oyuncuların sıkıntılarımızdan dolayı 3 tane oyuncumuz devre arası aramızdan ayrıldılar. Buna rağmen çok büyük sıkıntılar yaşayarak yani bir üniversitelerde anlatılacak bir şampiyonluk hikayesi var burada. Çok derinli olan bir şampiyonluk. Hak edilmiş, hakkından olan bir şampiyonluk. Çok büyük bir mücadelelerin, e, inancın, birlikteliğin şampiyonluğuydu bu. Maddi imkansızlıkların içerisinde. Her şeye rağmen, her şeye rağmen biz ayakta durduk. Bu kadar güzel bir camianın takımını, başkentin takımını, bu kadar muhteşem her gittiği ortamda her lige renk katan, e, ...popüliterliğini popülerliğini arttıran, Taraftarlık anlamında, türbün anlamında bir taraftar grubu var. Yani o taraftarları mutlu etmek için, başarılı olmak için biz gece gündüz çalıştık. Allah da nasip etti, yüce Rabbim, şampiyon olduk yani. Onun için çok fazla da konuşmak girmek istemiyorum. O şampiyonlukta emeğe geçen herkese, herkese gene çok çok teşekkür ediyorum. Bazı e, size karşı ithamları oldu, sayın başkanım medyada işte bazı televizyon programlarında biz de izledik, takip ettik. Kulübün içinde neler yaşandığına dair tabii herkes bir şeyler söylüyor. Ama siz çok birinci ağızdan canlı tanırsınız bunların. Hani her şeyi anlatmak istemiyorsunuz en azından. Ben, ben şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda beni herkes bu ülkede bilen biliyor. Ben de kendim biliyorum. Kimsenin arkasından konuşmadım. Konuşmam da. Beni herkes bilir bu ülkede. Onun için ben gene konuşmayacağım. Sadece Sayın Yiner'in talisi ve tutarsız açıklamalarının şüphesiz yakından takip ediyorum. Ama bugün bunlara cevap verme zamanı değil, çözüme odaklanmak yerine iftira ile suçlu yaratma çabasına girmek ne kadar yanlış ise kişisel kaygılar öne çıkarmak da bir o kadar hatalı hatalı olacaktır. Hizmet etmekten gurur duyduğum Ankara Gücü Kulübü'ne ve beni bağrına basan Ankara Gücü taraftarlarının taraftarlarına duyduğum saygı sebebiyle bugüne kadar önemli bir mücadelenin tam ortasında olan kulübe zarar vermemek için şimdilik susuyorum. Bu suskunluğum geçicidir. Ankara Gücü selamete erdiğinde, Ankara Gücü taraftarları huzura kavuştuğunda asılsız iddia belgelerle, e, asılsız iddialarla e, beni suçlu, suçlayarak bunlara bir cevap vereceğim. Ama bugün iddialara sadece... belgeler ve tanıklarla yeri ve zamanı geldiğinde dediğim gibi Ankara gücü refah erdiğinde, Ankara gücü huzura erdiğinde e, ben e, belgelerle ve tanıklarla bütün işlemlerle Sayın Başkan'ın bana atmış olduğu iftiralara karşı net bir şekilde cevabım olacaktır. Bunlara cevap vereceğim. Ama bugün... bugün Ankara gücünün içinde bulunduğu durum itibariyle kulübüme ve büyük taraftarlarımıza zarar vermemek için tekrar bir karışıklık, bir kaos ortamı oluşmaması için hep sustum. Susuyorum, susmaya da devam edeceğim. Ama başkanın açıklamalarını yakından takip ediyorum ve çok üzülüyorum. Ankara gücünün şu an içinde bulunduğu duruma da çok üzülüyorum. Biz bu takımı şampiyon yapmak için demin de söyledim. Gerçekten çok büyük zorluklar, çok acı çekerek, çok büyük yani savaşarak, el birliğiyle mücadele ederek bu takımı nereden nerelere getirdik. Onun için inşallah bu sene başarılı olurlar, ligde kalırlar, ...tüm kalbimle söylüyorum. E, yollar açık olsun. Büyük Ankara gücünün... ...taraftarlarına da buradan şunu söylüyorum. Söylemek istiyorum. Şartlar ne olursa olsun... ...İsmail Kartal gelip geçicidir. Başkanlar gelip geçicidir. Yöneticiler gelip geçicidir. Kulüpleri ve camiaların gerçek sahibi taraftarlarıdır. Taraftarlarımız... ...Ankara gücünün büyük taraftarlarına sesleniyorum... ...takımına, hocalarına şu anki futbolcularına sahip çıksınlar, destek olsunlar, bu takım bu sene ligden düşmesin. Başarılı olsunlar. Ben, o, bu herkes gelip geçtir. Ankara Güz'ün gerçek sahibi taraftarlarıdır. Bunu unutmasınlar. Hepsine selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Dediklerimi unutmasınlar, takımına sahip çıksınlar. Bugün takıma sahip çıkma günüdür. Takıma sahip çıkmak için birlik beraberlik günüdür. Ben gelirim giderim, başkanlar, yön, yani gelir, her şey gelip geçicidir. Ama asıl olan taraftarlardır. Takımınıza sahip çıkın. Hepinizi çok seviyorum. Bana verdiğiniz destekleri de ömrüm boyunca unutmayacağım. Hepinize iyi akşamlar diyorum. Bütün taraftarlarımıza.